hayatının kırılma anı neydi? Çok istemeyerek Beşiktaş'a transfer oldum. Bu maçta 40 dakika çıkmadan oynuyorsun. Savunmasıyla ön plana çıkıyor dedi. Biraz daha böyle hücumcu yönünde ön plana çıkmak ister miydin? Dönüp baktığım zaman belki biraz daha bencil olsam belki daha iyi yerlere gelebilirdim yani. Basketbolu Efes'te bırakırım diye mi düşünüyordun? Aynen öyle. En büyük hayalim oydu. Senin potansiyelini en iyi kullanan koç hangisiydi? Tanjević değildi. Bunu biliyoruz ama çok önemli koçlarla çalıştı. Hiç değildi Tanjević. 12 dev adama yakışmayan şeyler mi oldu? Belki bir 10 sene madalya da alabilirdik. Birkaç tane madalya alabilirdik. Ya ben ona çok üzülüyorum. Seyredelim bir daha. Kaç kere seyrettin? Seyrettim. Türk tarihinin en büyük basketlerinden biri. Belki de en önemli basketlerinden biri. Hidayet sağ olsun. Hidayet başka. Topu kaybediyordu. Bana attı topu. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tuğçeli, basket! Kerem Tuğçeli! Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu eski milli basketbolcu, Galatasaray'ın, Anadolu Efes'in unutulmaz oyuncusu, Galatasaray basketbol takımının yeni idari menajeri ve belki de Kerem Tunçeri, kırılma anına hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Hayatının kırılma anı neydi? Valla bir iki tane var. Kariyerim açısından önemlisi, Ülker'de iki sene kontrat imzalamıştım. Onun ikinci senesinde kulüp istemedi beni. Ben de boşa çıktım. Çok istemeyerek Beşiktaş'a transfer oldum. Ama hayatımın en güzel sezonunu geçirdim orada. Ve oradaki oynadığım oyunla da işte Real Madrid'e transfer oldum. Ondan sonra da önüm açıldı tabii ki. Bir o, bir de tabii ki de 2010'daki son saniye basket. Tabii ki oraya gideceğiz. Ona geleceğim tabii. Tabii oraya böyle yavaş yavaş 80'lere saralım filmi ve babanız rahmetli Haluk Bey bir basketbolcu. Abiniz Kemal Bey basketbolcu. Basketbolcu olma kararı kolay verilmiş bir karar gibi gözüküyor ama gerçekten öyle mi? Çok kolay. Basketbolun içinde büyüdüm, doğdum çünkü. 5 yaşında başladım basketbola. Babamın formaları, madalyaları, onlarla büyüdük abimle beraber. Yeşil Spor Kulübü'nde başladım. Zaten birkaç sene sonra Galatasaray'a geçtim. İşte ben minik takım oynarken daha, pardon abim minik takım oynarken ben daha Galatasaray'a geçmiştim. Daha yaşım yoktu yani. İşte minik takım, küçük takım oradan A takıma kadar. 4 sene daha takımda oynayıp oradan Anadolu Efes'e transfer oldu. Haluk Bey mi daha fazla yardımcı oldu, Kemal Tunçer mi basketbol hayatınızda küçükken? Annem. Öyle mi? Başka bir şey yapayım size tabii. O çok ilgilenirdi, hep o götürürdü, getirirdi idmanları. Her ne kadar babam eski basketbolcu olsa da başlangıç için öyle. Tabii sonrasında A takıma çıktıktan sonra her maçtan sonra evde abim maçı ve benim maçının kritikleri yapılırdı. Otururdum. Ama hep kötü şeyler söylenirdi. İyi şeyler söylemezdi babam. Öyle mi? Tabii. Çok zorlayıcı olmuyor muydu? Yani öyle bağırarak, çağırarak hiç öyle bir insan değildi. Yani göreceğiniz en iyi insanlardan biri, en yumuşak insanlardan biriydi. Tatlı tatlı eleştirilerle uyarıyordu hepimizi yani. Basketbolun dışında ne yapmayı severdin küçükken? O arada futbol oynardım mahallede. Ondan sonra ama tabii ki de hiç böyle başka bir şey yapmaya vaktimiz hiç olmadı. Yani özellikle 16 yaşından sonra A takıma çıktıktan sonra full bir hayat oldu basketbolla ilgili. Hiç başka bir şey yapacak alanım veya zamanım olmadı hiç yani. Peki 16 yaşında A takım, 17 yaşında da bir Avrupa Kupası maçı var. O 9 Ekim 1996 Södertalya Kings Galatasaray maçı deplasmanda. Bir seyredelim o görüntüleri. Lite enkla poäng för Ante Banks i returen. Turkarna då istället. Tunjeri, mycket snyggt på egen hand. Väldigt bra. Kerem Tunjeri. Lite aggressivare försvarsspel nu tycker jag från Södertäljes sida. Det är möjligt att till lite i alla fall de senaste minuterna. Kerem Tunçeri 14 Nisan 1979 doğumlu. Bu maç 9 Ekim 1996. Gerçekten de 17 yaşında A takımda süre almak
bir yana 19 sayı atıyorsun bu maçta. Takımın liderisin tartışmasız. O takımda da Ömer Kart var, Ömer Büyükaycan var. Vogel var, Burak Sezgin var, Gökhan Üçoklar var. Maç sonunda da hakemle bir konuşmam var. Hatırlıyor musun? Hakemlerin konuştuğunu hatırlıyor musun? Büyük ihtimalle tebrik etmiştir. Hani küçük olduğum için o ara tabii küçük oyuncu hep böyle sempatikle bakılır. Büyük ihtimal ondan böyle... Maçın sonuyla ilgili ne hatırlıyorsun? Soyunma odası, eve dönüş. Çünkü çok sansasyonel bir şey bence bu. 17 yaşında bir Avrupa Kupası maçı. Tamam takım ismi çok büyük değil ama o sahaya çıkıp 19 sayı bırakmak kolay bir iş değil. Yani onları şu anda tabii çok hatırladığım bir şey değil. Ama o takımdan 16 yaşından 17 yaşına çık geçip ve A takımda ciddi süre almak tabii ki de benim en büyük hedeflerimden biriydi. Yani Galatasaray A takımına çıkıp hakikaten sorumluluk alıp oynamak, senin de söylediğin gibi hani sahaya girip sahanın içinde durmak değil, sorumluluk alıp bir şeyler yapmaya çalışmak benim en büyük hedefimdi. Onun verdiği bir hırs, heyecan tabii ki de vardı. Onu hatırlıyorum kesin. Onun üzerine de yavaş yavaş koymaya başladım zaten yani. Sansasyonel, sürekli söylüyorum ya, bu giriş sence nasıl, kariyerinin geri kalanını nasıl etkiledi? Çok küçük yaşta çok büyük bir beklentiliği üstüne çıkarak bir giriş yapıyorsun profesyonel. Ya şöyle anlatayım, ben minik takımdan itibaren zaten oyuncu olacak gözüyle bakılan bir oyuncuydum. Hani yıldız takım, genç takım, ümit takım zaten çok erken yaşta rahmetli Aydın Asyavuş beni A takıma almıştı. Yani o ara oynamıyordum, yani idmanlara çıkıyordum. İşte Levent abiler, Lütfü abiler falan var takımda. Yani düşünsenize ben o 15-16 yaşında A takıma çıkıp onlarla idman yapıyordum. O bile benim için bir büyük bir tecrübe oldu. Sonrasında tabii yani zaten beklenti çok fazla olduğu için. Ama küçük yaşta da o beklentiyi biraz aşağıda tutuluyor. Çünkü hani kredin daha fazla oluyor. Hata yapma kredin biraz daha tölere olmuş oluyor. O yüzden hani sene sene üstüne bir şeyler koyarak devam etmeye çalıştım tabii. Şimdi 1999 Eurobasket. Yine görüntülerimiz var. Bir seyredelim. Simplement Turkoğlu qui va peut-être prendre le shoot. 3 secondes encore, les Turcs vont le voir shooter. Impossibilité pour l'instant, c'est fini, c'est terminé. Et le ballon Erman Kunter, le coach turc. Kuncheri. Quel incroyable culot! Il n'a que 20 ans, il est minute titulaire en équipe nationale, il joue tout le match. Wow, deuxième panier à 3 points pour lui. Kerem Tunçeri'yi belki de Türkiye'nin tanıdığı maç. Tabii ki biliniyorsun ama Türk milli takımında beklenmedik şekilde Orhun Ene'nin yokluğunda ve bu turnuvada 36 dakika ortalamayla oynuyorsun aşağı yukarı. Bu maç Fransa ile oynanan çeyrek final maçı. Haluk Türk basketbol tarihinde Haluk Yıldırım'ın, onunla da konuştuk bu stüdyoda onu. Aslında çok boş bir şut değil. Hep boş şutu kaçır deniyor Haluk Yıldırım için de ama el üstünden atıyor. Biz onu boş gördük. Değil mi? Ve bu maçta 40 dakika çıkmadan oynuyorsun. Hiç değil mi? 40 dakika hiç çıkmadan oynuyorsun. Maçtan sonra koç Erman Kunter'le ne konuştunuz? Nasıl bir diyaloğun oldu? Yani burada ya da burada da 19 yaşındasın sonuç itibariyle. 20 yaşındasın. Ya maçtan sonra tabii ne konuştuk onu hatırlamıyorum. Tabii kötü bir maç kaybettik. Hani sonuçta halen biz erkek takım olarak milli takımlar bazında olimpiyatlara gidemedik. Yani o şut girse hep böyle onun dalgasını geçiyoruz ama hani gerçekten çok... En azından belki de benim attığım turnike kadar önemli bir şut olacaktı soksaydı. Çünkü olimpiyatları hak kazanacaktık gitmeye. Turnuvanın başından itibaren zaten hani Orhun abi de gelmeyince çok ciddi bir süre almaya başladım. Onu da iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. Zaten hani sırf ben değil, orada Mehmet Okur da var, Hido da var, Hüseyin Beşok var. Yani esasında bizim 2010 veya 2001'deki yapılan hem genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları buluşturulmuş şekilde bir takım organize oldu. Orada da işte herkes, bütün o 79 jenerasyonu da oradaydı dediğim gibi. Hepimiz iyi değerlendirdik, hepimiz iyi oynadık o turnuvayı. Ama tabii üzücü bir şekilde çeyrek finalde elendik. Evet, 20 yaşında önemli bir aşama kaydettin. Bayrağı devraldığın bir isim var sırada. Biraz önce adını zikrettin, Orhun Ene. 1997-99 yılları arasında Kerem'le Galatasaray'da oynadığımız takım arkadaşı da olduk. Milli takım içinde birçok devamında yeni jenerasyonlarda oyun kurucu bakılıyor. O dönemde milli takım için Kerem'in de milli takımda oynaması gerektiğini
inanıyordum ben. Bu anlamda gidip milli takım antrenörü ve yetkilileriyle konuştuğumuzda Kerem'in esasında en önemli özelliği olan, o zaman Türkiye Ligi'nde daha yumuşak bir lig olduğu için ön plana çıkmıyordu. Savunma özelliğinin ve tam bir oyun kurucu olma özelliğinin, işte Hidayet gibi, Mehmet Okur gibi o jenerasyonda oynayan oyuncularla birlikte kimyayı tamamlama adına çok önemli bir oyuncu olacağını düşünmüştüm. Bunu da paylaşmıştım. O süreçten sonra Kerem milli takıma başladı. Akabinde de ben milli takımda ayrıldım. 99 senesinden itibaren en son 2001'de oynadım ama o da o dönemden sonra o bayrağı devralarak ondan sonraki bu jenerasyonun yakaladığı başarılara büyük katkı sağladı. Orhun Ene Türk basketbolunun en önemli oyun kurucularından birisi, en önemli koçlarından da birisi. Orhun Ene'den oyun kuruculuk anlamında ne öğrendin sence? Ya zaten Orhun abi Galatasaray'a gelmeden önce benim en büyük örnek aldığım hem saha içi hem saha dışı oyunculardan biriydi. Ve nasip oldu ve aynı takımda oynadık. 2 sene veya 3 sene tam hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle 3 sene oynadık. Çok şey öğrendim. Dediğim gibi her idmanda ondan bir şey öğrenmeye çalıştım. Hem dediğim gibi hem saha içi hem saha dışı. Her şey basketbol değil sonuçta. Çok da üzgün bir insan. Siz de tanıyorsunuz hani saha evet. Dışında da herkesin sevdiği, saydığı bir insan. O yüzden hani onunla oynamak benim için çok kariyerim açısından çok önemli oldu. Savunmasıyla ön plana çıkıyor dedi. Biraz daha böyle hücumcu yönünde ön plana çıkmak ister miydin? Ya esasında altyapıda oynarken çok skorer oynuyordum. Evet, herkes, öyle bir durum var. Herkes var, biliyor bunu. İşte orada Nihat İziç sağ olsun genç yıldız takım, genç takım oralarda beni böyle pure point guard yapmaya çalıştı. Hani çok skor atmaz, oyun kurucu, oyunu kurar gibisinden. Bayağı da öyle oynadım. Atakma çınca da biraz daha öyle oynadım. Biraz da duygusal bir adamdım yani. Daha çok etrafı oynatayım, onlara biraz daha pas vereyim gibisinden kafasında bir oyuncuydum. Tabii ki de şimdi dönüp baktığım zaman belki biraz daha bencil olsam belki daha iyi yerlere gelebilirdim yani. 2001'e geçiyoruz. Milli takımdan devam ediyoruz ama arada atladığımız tabii ki kulüp takımı ile ilgili şeyler de var. Onlara da döneceğiz. Kısa bir videomuz var yine, hatırlatalım. Bu görüntüleri şöyle bir yazıyla desteklemek istiyorum. Sokrates dergide 1979 jenerasyonu ile ilgili çok güzel bir dosya var. Eylül 2015'te yayınlanmış. Senin demecin, 2001'deki takımın oyun kurucusu olmak kadar zor bir şey yoktu. Büyük egolar sebebiyle bizim yaşça büyüklerimize adaptasyonumuz çok zor oldu. Kendi yaş grubumuzda çok problem yaşamasak da üst dönemli entegrasyon esnasında sıkıntılar baş gösterdi. Şimdi tek tek söylemeyeceğim kimler olduklarını ama 2001'de performansımın düşük olmasının bir numaralı sebebi yaşanan bu ego çatışmasıydı. Zaten gencim, tecrübesizim, kendi seyircim önünde oynuyor ve eleştiri alıyorum. Bir de takımda böyle problemler var. Sağımda o var, solumda öbürü. Topu ona verirsin, diğeri bozulur falan. Bir oyun kurucunun psikolojisinin çok sağlam olması gerektiğini 2001'de öğrendim diyorsun. Şimdi soru şu, zaten gencim, tecrübesizim diyorsun. Sonra rahatladın mı peki? Yani eleştirilere daha dayanıklı olma seviyesine gelebilir miyim? Hayatta her şey bir tecrübe. Yani benim oynadığım en kötü turnuvadır belki 2001. Dediğim gibi çok zor bir takımdı. Yani oyun kurucu olup da öyle bir takımda oyunu kurmak ve onlara yön vermek hakikaten çok zordu. Bir de dediğim gibi 99'da da çok iyi bir performans verince beklentiler biraz daha fazla olmaya başladı. Ama dedi yani bayağı kötü, bayağı eleştiri aldım o turnuvada. Nedense şimdi tabii geriye dönüp baktığım zaman komik geliyor. Yani yazılanlara, çizilenlere, eleştirilere çok kafayı takıyordum. Çünkü bayağı eleştiri yani, bayağı bel altı vuranlar da oluyordu. Ama tabii iyi ki de olmuş. Sonraki hayatımda, kariyerimde benim için çok yararlı oldu onlar. Tecrübelendim. Çok fazla takmamayı öğrendim. Stres yönetimini iyi yapabildin mi kariyerin boyunca sence? Başta yapamadım tabii. Gençken belli bir dönem tabii ki yapamadım. Çok, dediğim gibi çok etkileniyordum her şeyden. Ama zamanla bu şeyleri tecrübe ederek kendi kendime savaşmayı
Etrafa kendimi kapatmayı öğrendim yani. Peki sağ içinde mi insanları yönetmekten daha çok zorlandın, sağ dışında mı insanları yönetmekten? Ya da şöyle söyleyeyim, rakipler mi daha çok yordu seni, kendi takım arkadaşların? Yok ya, ben öyle çok zor takımlarda oynamadım. Hani 25-26 senelik kariyerimde yani bir takım vardır veya iki takım vardır veya birkaç tane oyuncu vardır yani anlaşamadığım, zorlandım. Hiçbir zaman karakterimden de dolayı yani hep böyle takım arkadaşlarımla çok iyi anlaştım. O yüzden hani takım arkadaşlarımla ilgili bir sıkıntım olmadı yani. Olmadı. Kerem Tunçer'i neden yok? 21 Haziran 2007 NTV.com.tr'de bir haber. Real Madrid'de forma giyen Kerem Tunçer'in kadroda yer almamasının nedeninin performansı olmadığını belirten Tanjević, kadroyu 2010 Dünya Şampiyonası'nı düşünerek oluşturduğunu ifade ederek, Kerem geçen yılda sakatlığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'na gelemedi. 2010'da 31 yaşında olacak. Dünya Şampiyonası'nda onun jenerasyonundan 2-3 oyuncuya sahip olmak istiyorum. Bu programı düşünerek başka oyunculara yer açmak istedim diye konuştu Tanjević, ama şöyle bir durum var. Sonra bir bakıyoruz ki Kerem Tunçer'i Polonya'daki turnuvada kadroya alınmış. Ömer de var onun arasında. Ömer Onan da var. Yine aynı Sokrates'in 79 jenerasyonu yazısında yine böyle bir alıntım var. Tanjević'le hiç anlam veremediğim ve şimdi de bakınca keşke olmasa dediğim çok şey yaşadım. Hep kendi üzüldüğümle kaldım diyorsun. Niye böyle bir durum yaşandı sence? Tek sorunu yani Tanjević miydi? Boşa Tanjević sırf benle değil herkese sıkıntı yaşadı. Hani Başkan Hidayet'te de yaşadı, Mehmet Okur'la da yaşadı. Yani bir sürü oyuncuyla zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadı. Tabii kendi bir sistemi vardı kafasına göre. Ben o ara oynarken özellikle işte benim ilk senem Madrid'in sonunda 2007 turnuva vardı orada Madrid'de. Evet. İnanın beni 15-20 tane gazeteci aradı. Yani sonuçta Real Madrid'de oynuyorum ve iyi de bir sezon geçirmişim. Ve milli takımda yokum. Herkes yani Türkleri bırakın İspanyol medyası soruyor durmadan. Hiç açıklama yapmadım o dönem ben. Çünkü takım maç oynuyor. Kötü etkilemek istemedim açıkçası. Çünkü alacağım, söyleyeceğim lafları da belki de çevirip edip başka yerlere de koyacaklardı. Ama çok üzüldüm tabii. Sonuçta ben şu anda baktığın zaman buna Başkan Hidayet biraz kıskanıyor da A milli takımlar seviyesinde en çok milli formayı giyen oyuncu olarak yani ben her dönemde o formayın ne kadar ağırlığını, ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir oyuncu olarak çok üzülmüştüm. O iki turnuvaya gitmemekte. Ama dediğim gibi bunlar hayatta var. Bunları yaşayıp öğreniyorsun. Tabii ki o üzülmüşlüğümle kaldım ama artık değiştirecek bir şey yok, yapacak bir şey yok. Kerem Tunçer 311 kez, Hidayet Türkoğlu 309 kez. İki maç daha kredim var. Buradan peki senin potansiyelini en iyi kullanan koç hangisiydi? Bu soruyu sorayım. Tanjević değildi. Bunu biliyoruz ama Tanjević çok önemli koçlarla çalıştı. Hiç değildi Tanjević. Ya Beşiktaş'ta o iyi oynadım demin açılışta yaptığım konuşmada Beşiktaş'ta bir sezon geçirdim dedim ya. Orada Murat Didin bütün her şeyi bana verdi. Bütün ipleri bana verdi. Liderliği bana verdi. Seyirciyle beraber de takımın kimyasıyla beraber de muhteşem bir sezon geçirdim. Sezon MVP'si oldum. Dediğim gibi oradan sonra kariyerim çok iyi yere gitmeye başladı. Çünkü Efes, Anadolu Efes ve Ülker'den sonra biraz düşüşe geçtim gibi hissettim. Küçüktüm de zaten, 25 yaşındaydım. Çünkü hani Efes ve Ülker'in dışında bütçe veren çok fazla takım yoktu. Onlar tabii çok az bütçeyle oynayan takımlardı. Otomatikman da oyuncu kendini biraz hani oralardan sonra biraz düşmüş hissediyor. Ama dediğim gibi yani o kadar iyi bir sezon geçirdim ki. Duygusalım diyorsun. Anadolu Efes'ten ayrılıp Beşiktaş'a, Ülker'den ayrılıp Beşiktaş'a gidiyorsun. İstemedi diyor. Yani kötü bir durum. İstemedim değil, camia için istemedim değil. Yani. Ben yok, hani, camia için değil. Yani, Ülker Spor senin kontratın varken serbest bırakmış değil mi? Evet. Ülker Spor. Ve Beşiktaş'a gidiyorsun. Ya şimdi o dönem zaten Anadolu Efes'le Ülker Spor çekişiyor şampiyonluk için. Bu psikolojiyle nasıl baş ettin? Yani en iyini çıkartmışsın. Yani bir de birkaç tane anım var, anlatayım onu. Şimdi benim herkes Galatasaraylı olduğumu biliyor, tamam mı? İşte Beşiktaş'ta anlaştım ben. Hakaretlerde kontrat imzaladı. İşte kameralar var. Neyse imzaladık. Poz vereceğiz. Bayrak pozu vardır ya, işte bir tarafta Türk bayrağı, tabii, bir tarafta Beşiktaş bayrağı. İçlerinde de beni hiç sevmeyen bir tane gazeteci arkadaş var. Benim de Galatasaraylı olduğumu biliyor.
Kerem'cim dedi, bayrağı öper misin dedi. Ben de böyle durdum, Türk bayrağını öptüm, tamam mı? Yapamadım çünkü yani, öyle bir karakterde bir insan değilim. Sonra o bir 15-20 gün çok büyük olay oldu. Bu adamın neler aldınız, bu Galatasaraylı zaten Ülker'de nefesten bitmiş gelmiş bilmem ne falan, bayağı eleştiri aldım. Ama sonra Beşiktaş seyircisi acayip sevdi beni. Çünkü o hareketi yaptığım için hani başkaları gibi de Beşiktaş bayrağını da öpebilirdim. Anlatabiliyor muyum? Hem yani ne olduğumu ortaya koydum. Ayrıca de o forma için ne kadar mücadele ettiğimi gördü herkes yani. En çok zorlandığın koçu sorsam herhalde cevabı belli mi? En çok zorlandığın. Yani tavrına uyum sağlamakta, sağ içi sistemine uyum sağlamakta zorlandığın koç. Hiç çalışmaktan memnun olmadın. Kişisel değil. Kişisel değil. Kişisel de olabilir. Kişisel söyleyeceksen bana uyar. Yani Oktay Mahmudi ile çok anlaşamazdık. Ya uzun süre çalıştık gerçi de. Onunla pek anlaşamazdık. O da ne yazık ki tarzı hani çok böyle top potaya atan sporlar böyle bir antrenör değildi. Yani özellikle ilk 3 sene Efes'e geldiğinde ilk 3 sene orada yani ne olursa olsun tabii ki de ben birinci garttım hani süre alıyordum ama hani benim istediğim basketbolu oynamıyordum. Hep onun istediği basketbolu oynuyordum yani. Şimdi geliyoruz en güzel kısmına. Bir videomuz var. Sene 2010. Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeli, Kerem Tunçeli, basket! 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 Kerem Tunçeli! Kerem Tunçeli! Seyredelim bir daha. Kaç kere ama seyrettim. Yalan. Ya çok güzel anılar. Yani bunlar sırf bu maçta değil yani. İlk baştan itibaren o sene o turnuva bütün ekip için, hem oyuncular hem staff için unutulmayacak bir turnuva oldu orası. Yani Ankara'dan itibaren oynadığımız bütün maçlarda. Yani o kadar çok anı var ki hakikaten program yetmez. Turnuva. İnsanlar hayatının sonuna kadar bu basketi sana soracak, farkındasın değil mi? Hazır mısın buna? Tabii ki de hazırım. Sonuçta Türk tarihinin en büyük basketlerinden biri, belki de en önemli basketlerinden biri. Allah nasip etti çok şükür bana. Hidayet sağ olsun. Hidayet Başkan topu kaybediyordu, bana attı topu. Yani ben şeye çok inanırım. Yani doğru zamanda doğru yerde olma lafına gerçekten çok inanırım. Orada benim hiçbir alakam yok o pozisyonla. Yalnız Hidayet Başkan alacak. O yaptı, NBA'de yaptı, o üçlük atışlarından birini yapacak diye bekliyordu herkes yani. Topu alınca bir de beni savunan önümde de kimse yoktu. Böyle unuttum adamın ismi, biri açmıştı potaya doğru. Abi baktım koridor var. O arada diyorum ki ulan 3,5 saniye var. Hani yetişeceğim mi acaba, hani kaçırır mıyım falan. O yani o saliseler içerisinde çok şey düşünüyorsun. Çizgiye bastın mı aramızda? Valla fotoğrafta böyle çizgiye bastım gibi gözükmüyor. Topuğum havada. Bilmiyorum ya. Şimdi program başından beri hep böyle baskı, stres yönetimi diyoruz ya. Yani 17 yaşında Galatasaray, 20 yaşında Türk milli takımını yönetiyorsun. 2001 takımının gardı olmak zor diyorsun. Bu basket sanki o 10 yıllık dönemin son imzası ve böyle bir temize çekmek gibi. Hani o 79 jenerasyon çok tartışılıyor ya, inişler çıkışlar var. Arada evet. Atladığımız turnuvalar var aslında, problemlerin yaşandığı. Yani kişisel tarihinde çok bu basket... fazla sözünü böldüm pardon. Yani o kadar çok daha fazla başarı elde edebilirdi ki bizim jenerasyon. Çok yazık oldu yani, bir 10 senemiz gitti gerçekten. Yani iki tane başarımız var. 2001-2010, o da kendi evimizde. Ama bence daha fazla olabilirdi. Çünkü çok yetenekli takımdık yani, hakikaten saymaya kalksan hani hepsi kendi kulüplerinde, evet, kariyerlerinde çok çok iyi oyuncular. Bir araya gelince onu yönetmek çok önemli. İstediğin kadar herkes bireysel olarak iyi oyuncu olsun, sen takım kimyasını oturtamıyorsan hiçbir başarı elde edemezsin yani, anlatabiliyor muyum? Çok 12 dev yapmış. Adama yakışmayan şeyler mi oldu? Yani neden ya, takım kimyası sadece takım kimyası mı yoksa? Yok, oyuncular arasında çok böyle acayip böyle sıkıntılar olmadı hiç. Tabii ki de ufak tefek idmanda, maçta tartışmalar, kavgalar tabii ki de oluyor. Hani egolar
Yani zaten çok çok büyük oyuncuysan eğer, zaten bir ego olmak zorunda oyuncuda. Orada çatışma oluyor, ben daha atacağım, sen daha atacaksın. O şeye girdin mi, ama işte dediğim gibi ya, 2001'deki turnuva mucizevi bir turnuva bence. Ya çünkü herkes herkesle birbirine giriyor. Arada idmanda, maçta. Aydın abi olmasına rağmen, bir de Aydın abi hepimiz çok severiz, sayarız biliyorsunuz. Herkes ondan tabii, çok tabii çekindir ki. Yani. Yani o bile artık bir yerden sonra hani bir şeyler söyleyemiyordu. O kadar böyle sıkıntılar olduğu dönemler oldu ki hazırlık maçlarında falan. Ama bir şekil o seyirci bizi belki de bir araya getirdi. Çok zor maçlar kazandık. Ama sonrasından bahsediyorum. 2001'den sonra belki bir 10 sene madalya da alabilirdik. Birkaç tane madalya alabilirdik. Ya ben ona çok üzülüyorum. Bu maçın sonundaki röportaja gidelim. Ne diyeyim ya? Konuşacak bir şey bulamıştım. Vallahi hayatımın en mutlu günlerinden biri herhalde. Ömer abi. Buradan gidiyor, buradan. Vallahi konuşamıyorum, kusura bakmayın. Daha bitmedi ama yarın bir iki daha başardık bugün. Müthiş bir maçtı. Altyapılarda en kritik maçlarda her zaman Sırbistan'a yeniliyorduk. Şeytanın bacağını bu sefer kırdık Allah'a çok şükür. Burada bizde olan, burada bizde olamayan 70-75 milyon ne kadarsa bizde beraber olan. Herkese teşekkür ediyorum. Yani biz çok şanslı bir ekibiz. Allah bu günleri bize yaşattı, şu 12 kişiyi yaşattı. Belki de bir daha göremeyeceğiz ya, açıkça konuşmak gerekirse evet. Ama. Vallahi çok mutluyum. Şu sesleri duyuyorsunuz. Daha konuşayım arkadaşlar, konuşayım. Tamam, eline sağlık. Bir fırsat veriyorum. Bu röportajın üzerinden 11 sene geçti, biraz daha fazla. Ek yapmak ister misin bu röportaja 11 sene sonra? Bir şey söylemek ister misin? Yo, yani orada zaten düşünmeden konuşmuşum zaten. Yani duygular o kadar fazla ki yani şöyle örnek vereyim. Oradan çıktık. Zaten Hidayet Başkan'a sormuştun programda. Bir gün ara olsaydı evet, çok daha evet. Değişik olurdu diye. 11'de çıktık. Saat yarım bir gibi salon şeye geldik. Otele. Yani Sheraton'dan Sinan Erdem. O kadar yakın ki. Ama yani öyle bir insan seli E5'te insanlar kıpırdamıyor. Yani oradan içeri giriyorsun. İçeride 2000 kişi var. Yemeğe gidene kadar orada bir saat geçiyor. Yemek yiyorsun zaten acayip bir adrenalin var. Ben 4 gibi yattığımı hatırlıyorum. İdaret Başkanı da odalarımız yan yana. Arada bir kapı var. Yok diyorum ben uyuyamıyorum mümkün değil. Bir bakayım dedim bir de ne yapıyor diye. Ki aramızdaki en tecrübeli NBA finali oynamış, oralarda çok fazla yer almış bir oyuncu olarak bir girdim içeri, bir de o içeride volta atıyor saat 5'ti, 5.30'da. Yani hepimiz öyleydik, yani kimse uyuyamadı. Uf, tabii ki de ondan sonra veren... Peki şunu, yani bir final maçı var Amerika Birleşik Devletleri ile ama bir de şimdi attığım bir basket var ve basketbol tarihine geçti. Bireysel olarak ne hissettin? Yani yarınki finalle birlikte ya onun farkında mıydın sen o baskete attığında? Ne yaptığının? Değildim. Attığımda değildim. Maçtan sonra da kendimde büyük ihtimal değildim. Çünkü çok heyecanlıydım. Çünkü biraz önce Sayın Muratanoğlu 9 kere o Nida Türk bundan 50 sene sonra bir almanak yayınlandığında dijital bir almanak büyük ihtimalle Kerem Tunçeri benim programa girdiğim gibi insanların hala ben kendim söylerken yani Kerem Tunçeri ismi ve soyadı ismi çok farklı bir noktaya geldi. O anlatımla beraber. Tabii ki de yani zaten Murat abinin de kaç defa söylemesiyle de insanların kavuzuna çok kazındı bu. Teşekkür ederim. Başarılı olarak tabii çok konuştuk. Programlara falan bile çıktık beraber yani. Yani tarihin en önemli sayılarından biri. Tabii ki de otele gittikten sonra maçı düşünüyorsun ister istemez. Düşünmesen bile vücutta acayip bir adrenalin var. Uyumana ihtimal yok. Zaten dedim ki 6.30'da 7'de yattık. 10'da 11'de uyandık. Zaten metabolizma şaşmış. Tabii ki de yani. Dediğim gibi yani maç 9'da bitseydi belki. Yani normal saatte yatsaydık bile bir tabii ki de yenecek kesin bir şey olmaz öyle bir şey. Yani öyle bir şey diyemem. Ama kafa kafaya kesin oynardık yani. Peki kariyerinde en mutlu olduğun ikinci an ne? Real Madrid'de Ulep Kupası'nı aldığımızda. Beklediğim cevap. Şimdi teknolojinin nimetlerinden yararlanarak ya da şöyle diyeyim, milli takımı bölmemek için, milli takımdaki yaşanan başarıları bölmemek için kulüp takımlarını biraz ikinci plana bırakmıştım. Şimdi kulüp takımlarına başlayalım. Temmuz 2007'ye gidiyoruz. Bir röportajı var genç Kerem Tunçeri'nin.
Real Madrid forması altında hem UEFA Kupası hem de İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarı imza atan Kerem Tunçeri İstanbul'a geldi. Tunçeri sezon içinde pek çok olumsuzluk yaşamalarına rağmen takım olarak tarihi bir sezon yaşadıklarını söyledi. Sezona çok iyi başladık ama çok şanssız sakatlıklar geçirdik. Ama sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Takımın kimyası çok iyiydi. Takımda birlik, beraberlik, arkadaşlık üst seviyeydi bence. Bunun getirisine de başarı geldi tabii ki. Çok mutluyum tabii, yani manevi olarak çok güzel şeyler yaşadım bu sene. Hem UEFA Kupası'nı kazandık, hem ACB Ligi'ni kazandık. Copa del Rey'de de final oynadık ama finalde de kaybettik. Benim için çok iyi geçti. Önümüzdeki sene o EuroLeague'e katılmaya kazandık. Yine programımızda bir konuğumuz olacak. Eski bir takım arkadaşı Real Madrid'den. Bir bakalım. Hi guys, hi Kerem. First of all, I want to say that Kerem is a big personality and a big basketball player. It was an honor to have him as a teammate and we had a great time in Madrid. So in the court, out of the court, he helped us a lot to win these two titles this season. And everybody knows that as a foreigner, it's not easy to play there. So we really made a good job and he was excellent that season, and I remember that he helped us in this last final series against Barca when we win the title. So also he was really popular among the Real Madrid fans. So Keiko, I heard about your new job, so good luck brother. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, basketbolda da öyle. Sen de bir Türk oyun kurucusun, yani belki de Ya da döndürmeden sorayım. Bir yabancı olarak Real Madrid formasıyla oyun liderliğini, takım liderliğini alırken zorlandın mı? Çok zorlandım. Yani özellikle ilk 2-3 ay kendimi kabul ettirmem gerekti. Yani maalesef oralarda, özellikle İspanya'da kendini kabul ettirmen gerekiyor karakter olarak. Oyunculuğunu zaten biliniyor herkes tarafından. Bir şekilde oyunculuğunu biliyor herkes. Ama karakter, eğer birazcık çıkıntıysan, biraz onların dışında hareketler yapıyorsan gerçekten seni dışlıyorlar. Ben orada ilk 2-3 ayımı hakikaten kendimi kabul ettirmek için çok uğraştım. Sonradan da çok iyi arkadaş olduk. Hani kulüp bazında benim oynadığım, hani Real Madrid'i bir tarafa koyuyorum. Arkadaşlık olarak oynadığım en iyi takımdı. Yani deplasmana gidiyoruz, işte antrenör diyor odadan çıkmayacaksınız. Biz 12 oyuncu birden kaçıyorduk falan, yani hakikaten. Onun da başarısını gerçi sezon sonunda gördük. Yani hem UEFA Kupası'nı aldık hem Barcelona'yı yendik finalde. Çok güzel anılardı hepimiz için. Sonraki sene EuroLeague'de çok iyi gittik. Bütün sene. Ama bir iki maç var ki bütün seneyi mahvetti yani. Aldı götürdü. Sonrasında ikinci sezon sonunda da takımdan ayrıldın. Bir röportajın var. Bir tercih hatası belki de, röportajı seyredelim. Tabii biraz problemli geçti benim Rusya maceram. Bu ekonomik kriz bayağı bir vurdu çünkü çok yüksek kontratta oyuncular vardı Rusya'da. Ve onlar teker teker kaçmaya başladılar Rusya'dan. Bayağı bir çöküş oldu Rus basketbolunda. Ben de açıkçası çok mutlu değildim. Hem oynadığım takımdan hem oynadığım yerden. Tabii elimden geleni yapıyordum. Hiçbir şeyden de pişman değilim. Hayatımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Bana tabii ki tecrübe kazandırdı. Gene bir şeyler öğrendim orada da ama çok fazla mutlu değildim orada. Türkiye'den de çok ciddi teklifler geldi. Ama tabii ben yıllarımı geçirdiğim ve çok özel şeyler yaşadım. Ve 5 sene tercih ettim. İnşallah da iyi olur bakalım. Anadolu Efes'e dönüş. Rusya tercihinden geriye ne kaldı sana? Hani hayatta başarısızlık yoktur, tecrübe vardır derler ya. Yok, o da bir tecrübeydi. Orada bile söylemişim yani. Orada herhalde 2011 falan orası. 2011 öyle bir şey. Not galiba almamışım. Yani orada bile söylemişim. Sonuçta ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman olmadım. Her şey bir tecrübeydi benim için. O yüzden hep öyle baktım. Şöyle bir anekdot var arada. Ben Rusya'dan ayrılacağım. Bu arada da İspanya'da, Madrid'de herkesle görüşüyorum. Beni çok seviyorlar orada. Pepe Sanchez'i aldılar şeyden, Barcelona'dan. Ve seyirci çok büyük tepki gösterdi.
Çünkü koç Juan Plaza beni bırakırken koç şey almayacağım dedi. Oyun kurucu almayacağım senin yerine. Sergio Llull'le Raul Lopez'le devam edeceğim dedi. Tabii ki de saygı duydum. Yani yapacak bir şey yok. Bir hafta sonra şey aldı. Pepe Sanchez aldı. Çok büyük taraftar tepki göstermiş bilmiyorum ama bana öyle geldi. Sonradan dayanamadı adam gitti. Sonra ben de işte şeyden ayrılacağım Rusya'dan. Dedim ki ben ayrılıyorum. Efes istiyor. Efes'e gideceğim. Sizden bir şey var mı? İşte koça soruyorlar. İşte koç diyor ki işte ben onu yolladım geri almam biraz sıkıntı olabilir falan filan. Eyvallah dedim yapacak bir şey yok. Ben Efes'e imza attım. 8 saat sonra Real Madrid teklif yaptı bana. İmza atılmış bu. İmza atılmıştı. Yoksa Efes'i mi tercih ederdin Real Madrid'i mi? Real Madrid'e dönerdim. Dönerdim. Ama Efes'e gittim ve bir videomuz var. Çok güzel video. Şarkı söyledim. Kimseyi görmedim ben. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha özel. Kariyerin ikinci Anadolu Efes macerası. Toplam 4 şampiyonluğu var Efes'te. İkinci dönemde biraz daha kupa sayısı, lig şampiyonluğu anlamında az. Sence neden? Yani Beşiktaş'ta final oynadık, o kötü kaybettik onu. Onun dışında işte Ergin abiyle Fener'i 4-2-0'dan 4-2 yendiğimiz evet. Seri var. Yani takım, yani kimya oturmadı belki. Oyuncuyla antrenör anlaşamadı. Yani bir sürü sıkıntılar oldu oraya. Bu video çok güzel bir sürpriz takıma. Sana yapılan en güzel sürpriz neydi hayatında? Valla şu an hiç aklıma gelmiyor. Ama bu sürpriz çok değişik bir sürpriz hayatımda ya. Efes günlerine 15 Kasım 2013'teki bir röportajda Pınar İlik Üçer'in röportajıyla nokta koyuyoruz. Bu sezon başında Efes'ten ayrıldınız. Bu ayrılış hikayesini anlatmanız mümkün mü? Vallahi açıkçası ben bilmiyorum neden olduğunu. Bir açıklama yapılmadı. Ama üzüldüm tabii ki. Sonuçta 8-9 senemi geçirdim. Çok güzel anılarım oldu orada. Yani bütün kulübü, bütün başta başkanımız olmak üzere herkesle aram çok iyiydi tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Hepimiz profesyoneliz. Ama belli olmaz, bir gün deneriz belki. Duygulusun herhalde. Yaş 36. Evet, 2015'te bu açıklama. Basketbolu Efes'te bırakırım diye mi düşünüyordun? Aynen öyle. En büyük hayalim oydu. Çünkü en uzun süre forma giydim, kaptanlık yaptım. Tuncay Bey'le aram çok iyiydi, aile aram çok iyiydi. Ve ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey söylenmeden ben ayrıldım kulüpten. Hiçbir şey söylenmeden. İçine de sinmedi herhalde bu ayrılık. Tek üzüldüğüm şeydir. Ayrılıklar arasında en üzüldüğüm... Tarzı nasıl ya. Oldu? Yani hiçbir şey söylemeden görüşmeye de çağrılmadı, bir tebligat yapılmadı. Hiç. Yani menajerim söyledi. Plus bir kontratım vardı. Onu uzatmadılar. Ama ne kulüpten biri aradı, kimse aramadı beni ya. Yani. Ve yani dediğim gibi profesyonel hayat bunlar olabilir. Hiçbir şey demiyorum ama ben kendimi çok daha değişik yerlerde hissediyordum. Anadolu Efes için. Ama öyle değilmiş yani. Ben bayağı üzüldüm o sene ya. Tek üzüldüğüm senedir diyeyim yani ayrılıklardan içerisinde. Nerede görüyordun sen kendini Anadolu Efes tarihi içerisinde? Yani kimlerin yanına koyuyordun? Ya tabii ki de Koraç Kupası gibi, Avrupa şampiyonlukları gibi şeyimiz olmadı. Ufak tefek başarılarımız oldu. 4 tane dediğin gibi Türkiye şampiyonası var. Ama yani dediğim gibi ben orada
hem çok uzun süre oynamamın verdiği şey, hem ilişkilerim, hem yaptığım kaptanlık. Yani ben mesela son senemde çok az oynadım. Takım kaptanıyım ve büyük bütçelerle bir takım kuruldu. Jordan Farmer'lar, evet, evet. Sasha Vujacic'ler falan geldi. Oktay abi oynatmadı beni o sene. Ve kötü de geçiyor her şey. Ben orada bir oyuncu olarak hiç oynamıyorum. Bir sene önce çok iyi oynamıştım. Hiçbir şey oynatmıyor beni. Hiçbir şekilde sahaya almıyor. Ben orada arıza yapabilirdim mesela. Oyuncu olarak antrenörümle tartışabilirdim. Ama sırf yani aileyle aram çok iyi olduğu için, Tuncay Bey'le özellikle aram çok iyi olduğu için ben kaptanlığımı yapmaya devam ettim. Hiçbir arıza yapmadım. O yüzden de biraz dokundu. Onu demek istiyorum. Hani o senenin sonunda ben bu kadar fedakarlık yapıp da hiçbir şey söylenmeden ayrılmam biraz üzmüştü beni yani. Kerem Tunçeri 10 Ağustos 2021'de bir açıklama yapıyor. Basketbolculuk hayatı Acıbadem'de noktalandıktan sonra, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da önemli bir görevde bulunduktan sonra Galatasaray Kulübü'nde yine basketbol şubesinde önemli bir göreve geliyor ve şöyle diyor. Baba mirası Galatasaray Spor Kulübü'me geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi kabul ederken temel motivasyonun neydi? Yani tabii ki de Galatasaray'da doğup büyüdüm. Çok şey öğrendim, çok şey kazandım. Ama en büyük isteği babamın, rahmetli babamın Galatasaray'ın başına geçmemdi. Çünkü o da çok koyu bir Galatasaray'dı ve o da Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncuydu. Yani ben basketbolu bırakıp yönetici tarafına geçtikten sonra yaptığımız konuşmalarda hep onu söylüyordu. İnşallah bir gün yani Galatasaray'ın başına geçersin de çok güzel, çok doğru işler yaparsın diye hep konuşuyorduk yani. Babanızın Altın Ordu'da oynarken bir takım fotoğrafı var, 4 numara. Zannediyorum 4 numara da babadan miras. İlk kariyeri başladı. Niye 4 numarayla devam etmedin? 10 numara İbo giyiyordu. Ben hayatımda hep 10 numara giydim. O İbo yaşça büyük olduğu için o giydi. Peki babanızla hiç unutamadığınız Galatasaray anınız ne? Galatasaray anım. Belki bir maçı seyrederken birlikte, yani çocukluktan itibaren. Yani biz babamla şöyle yapardık. Biz Florida'da oturuyorduk. Şimdiki idman yapılan yerde. Oranın anahtarı vardı bende. Akşam 6'da idman, 8'de biter. Ben akşam eve giderdim, 9'da yemek yerdim. 10.30 gibi babamla salona gelip 1000 giren şut atardık. Kaç şut? 1000. 1000 şut. Babam da pas verirdi. Bence baba daha şut vurdu herhalde. Kızma bana ama. Yani 1000 tane şut da çok ciddi bir süre. Özellikle tabii. Kaçırıyorsa tek başına da veriyor babam. Yani ben 16 kaç yaşındayım tabii. 15-16 yaşlarında daha takıma yeni çıkacağım. Kendimi ispat etme peşindeyim. Zaten hani ilk başta çok yetenekliydim. Sonra çalışarak zaten ikisini bir araya getirip bir şey yapabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hani ben o ara onu anladım. Çok erken yaşta bunu anladım. Ve hani dediğim gibi hani babamla Metin Oktay'ı seslerine girip açıp içeride 1000 tane şut atıyorduk ya. Sosyal medyadan seçtiklerimizle devam ediyoruz. 11 Kasım 2012. Bizim açımızdan Kerem Tunçer'in henüz 20 yaşındayken milli takım kariyerinin en üst performansını sergilediği ve bunun da kaymağını günümüze kadar yiyeceği için kendini hemen hiç geliştirmemesine ve point guard mevkiinde Millet Navarro'lar, Jasikevicius'lar, Spanulis'ler, Parker'larla oynarken bizim krize çıkmamak üzere girmemize sebep olan turnuva demiş 2012 turnuvasına. Sen potansiyelini tamamını sahaya yansıtabildiğine inanıyor musun uzun kariyerine? Yok. Neden yansıtamadın sence? Ya çok inişli çıkışlı performans gösterdiğimi düşünüyorum. Yani o da biraz da duygusallıkla ilgili. Çünkü hani en başta şeylere çok takılıyorum demiştim. Yani insanlar ne diyor, ne yazıyor falan evet. diye. Ondan sonra da belli bir dönem sonra her maçtan sonra kendime pay çıkarmaya başladım. Hani maçı kaybediyorsun, eve gidip benim yüzümden kayboldu maç. Ben bunu daha değişik yapmam lazım. Niye bunu yapmam lazım? Hani halbuki onun kritiğin çok uzun değil de maçtan sonra bir ara düşüneceksin. Sonra önündeki maça bakacaksın. Sezon çok uzun çünkü yani. Ama ben belki de hem turnuvalarda hem işte lig sırasında belki de o kafadaydım yani, anlatabiliyor muyum? O yüzden çok inişli çıkışlı performansım oldu.
daha fazla sayı atmalıyım baskısı. Çünkü Türkiye'deki basketbol, iyi basketbolcu algısı, hani şimdi benim için dünyanın en iyi basketbolcularının, hani Harun Erdenay, o dönemin basketbol Hüsnü Çakırgil, hani onlar bir maçta çıkıp 30 atıyorlar mesela. Evet. İyi basketbolcu algısı kaç sayı attığında ölçülüyordu o dönem. Sen de bu baskıyı yaşadın mı? Yok, ben hiç o baskıyı yaşamadım. Yani pozisyona göre oynamak bence en doğru şey. Yani illa skor atacaksın diye, ben şimdiki gençlere de, oyunculara da aynı şeyi söylüyorum. Pozisyon neyse onu oynayacaksın. Özellikle point guard oynuyorsan. Tabii ki de oyunu yönlendirmen lazım. Etrafı topu dağıtman lazım. Asistini yapman lazım. Bir sürü iş var. Ama yeri geldiği zaman da skorunu yapmak zorundasın. Hani topu potaya atmayan oyun kurucu zaten olmaz. Veya üst seviyede bir oyuncu olmaz. Biraz önce dedin ya, hani bazı maçlardan sonra daha iyi yapmalıyım diye, hiç unutamadığın, çok ya kesin benim hatamdan gitti dediğim bir maç var mı böyle? Çok vardı canım ya. Mesela bir tane 2002'de benim hiç unutmadığım bir maç var. Brezilya maçı. Indianapolis'teki. Evet yani. Barajao. Kaç gün dalga geçti. Şimdi, kaç gün dalga geçtiler. Yani bizde de Yudo söylemiştir, Yudo Başkan. Yani bizde böyle bir hata, yanlış bir şey yakalanınca arkadaş grubunda gömülürsün yani. Çok uzun sürer yani. O hala o devam ediyor mesela. Sofrada bir yerde otururken bu konu açılınca mesela Yudo Başkan hemen... gömüyor. O pozisyonu tabii. O pozisyon ben hayatımda hiç unutmadığım bir an yani. Kendini mukayese ettiğin bir oyuncu var mı burada? Kullanıcı Navarro demiş, Yasikevicius demiş, Spanoulis demiş, Parker demiş. Yok, özel. Biz de fena oyuncu değildik ama onlarla hiç kıyaslanacak bir yerde değilim yani. Son Avrupa Şampiyonası'nda tek bir tane üçlük veya şut sokamayıp bizi ekran başında felç eden, alternatifi olmayan 12 dev adamdan birisi. Indianapolis'e doğru gelirken. Öz eleştiri yapıyorum dedin ya. Sosyal medya sosyal medyada Allah'tan çok yoktu yani. Öz eleştiri yapıyorum dedin ya. İnsan en çok kendisi, insanı kendisini acıtır ya. En çok nereden acıtıyorsun kendini? Eleştirirken, öz eleştiri yaparken. Oyunculuk kariyerimden bahsediyorsun. Oyunculuk kariyerinden. Yani... Dediğim gibi keşke bu kadar duygusal olmasaydım. Keşke bu kadar şeyi kafaya takmasaydım. Oluruna bıraksaydım. Sonrasında biraz öğrenmeye başladım bunu ama yani hep ben, benim hatam, benim yüzümden, ben insanlar ne diyecek, ne konuşacak, bunlar çok saçma şeyler. Şimdi çok komik geliyor tabii geriye dönüp bakınca ama o psikolojide yapıyorsun maalesef yani. Hiç bırakma noktasına geldin mi? Yani son dönemden demiyorum. Yani 26, 27, 28 yaşındayken. Bırakma değil de o Ülker sonrası, Beşiktaş'tan önce kontratım vardı Ülker'de. Ben dedim bir sene oynamayacağım. Kontratım belli zaten. İdman yapacağım. Avrupa'dan bir takım bulursa menajerim, belki Avrupa'ya giderim dedim. Ama Avrupa'dan bir yer çıkmaz, senin Türkiye'de oynamayacağım dedim. Bir ara öyle bir kafaya girdim. Beşiktaş'a nasıl ikna oldun bu noktada? İşte ailem, büyükler, eski basketbolcu abilerim, hani ne olursa olsun oynamam gerektiğini, ne olursa olsun yani, bir sene oynamamak dünyanın en yanlış şeyi olduğunu anlattılar. İzah et. Küçüktüm zaten, dediğim gibi hani 25 yaşındaydım daha yani, 24-25 yaşındaydım. Ama basketbol bırakma değil tabii, bir sene oynamam. Ara verme. Belki de, gerçi bir sene ara çok uzun bir süre, ne olacağı da belli olmaz. Şimdi bir fotoğrafımız var. Çok kararsız kaldım bu maçla ilgili fotoğraf seçerken. Daha güzel bir fotoğrafın var mı sence? Ya da turnikeye atarken, son turnikeye atarken fotoğrafın var. O mu daha güzel, bu mu daha güzel? Burada duygular çok açıkta ya. Ya o fotoğraf ayrı bir fotoğraf, turnike fotoğrafı ama burada tabii nasıl bağırıyorsam, herkes bağırıyor zaten yani. Bütün Türkiye'yi yıkmıştın. Aynen. Basketbol sana maddi değerlerin dışında ne kazandırdı sence? Ya basketbol benim hayatım. Yani ben tabii ki de belli bir yaştan sonra herkes para için yapıyor. Ama benim ilk planımda hiçbir zaman para olmadı. Ben hep daha iyi olmaya, daha iyi yerlerde oynamaya, hep kendimle bir challenge halindeydim. Çok şükür de başardım. Yani çok inişli çıkışlı performanslarım da oldu. Ama dediğim gibi yani basketbolla doğdum ve basketbol hayatım oldu. Her şeyim oldu yani. Bütün karakterim, insanlarla tanışmam, yurt dışılara gitmem falan. Yani her şey basketbol. Benim her şeyim basketbol yani.
Şimdi bir fotoğraf daha var. Arka arkaya verelim fotoğrafları. Bunu göstermiştim. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, altyapı. Bir fotoğraf daha var ve Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri. Çok özel bir dostluk. 30 senelik bir dostluk. Belki daha fazla. İlkokulda birlikte. İlkokul 5. Birlikte en mutsuz olduğunuz anı hatırlıyor musun? En mutsuz maç dışında. Herhangi bir mağlubiyet bilmiyorum. Mağlubiyet de olabilir. Ama deyince ne çağrıştırıyorsa. Hidayet'le en mutsuz oldum. Mutsuz çok olmadık biz. Hep böyle gırgır muhabbeti yaptığımız için. Ya o bana yüklenir ya ben ona yüklenirim. Ya biz birini buluruz ona yükleniriz. Yani hep öyle oldu. Küçük takımdan itibaren hani ilkokuldan itibaren hep böyleydi. O bir ara işte NBA'ye gitti. İlk sene döndükten sonra İstanbul'a ayaklar yere basmadı doğal olarak. Yani NBA'de oynamaya başladı. O ara biraz kötüydük çünkü ulaşamıyordum ben Hidayet'e o zaman. Ama sonra çok olgunlaştı, çok tecrübelendi. Ondan sonra zaten ilkokuldan beri çok yakın arkadaş olduğumuz için. Şimdi de öyle hani inanın bir yere giriyoruz. Mesela işte federasyondayken toplantı anında falan. Yani artık böyle bakışlarla insanların ne dediğini, ne saçmalık yaptığını, ne olduğunu falan bakışlarla anlaşıyoruz artık. Yani bu çok özel bir şey. Benim her zaman zor günümde her zaman yanımda olmuştur. Dediğim gibi çok özel bir dostluğumuz var başkanla yani. Bakalım onun mesajı ne sana? Eyvah. Sevgili Mehmet, bugünkü konuğum benim çok sevdiğim, saydığım 30 yıllık dostum, kardeşim diyebileceğim birisi. Şu an kendisi çok önemli bir görev üstlendi. Çok değerli bir camiamızın genel direktörlüğüne üstlendi. Buradan kendisine başarılar dilemek istiyorum. Bu dostumla ilgili elimde aslında çok güzel hikayeler var. Ama şu an çok büyük, çok önemli bir rolü üstlendi. O yüzden çok üstüne gitmeyeceğim. Sadece bizimle ve kamuoyuyla düğün tarihini paylaşırsa çok mutlu oluruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar. Düğün tarihini bekliyoruz sevgili Kerem Tunceri. Ve beni nikah şahidi yapmanı istemiyorum bu sefer. Düğün tarihi bekleniyor. Nikah şahitliği ister miyor? Bu espri yapmıştı senin programında. Şimdi evet. Gerek yoktu esasında bir daha bu espri yapmaya ama bulamadı demek ki. O kadar çok anımız var ki normalde. Evet zaten söylüyor. Peki ne zaman iyi ki de Hido var dedin hayatımda? Ya ilkokuldan beri çok hep öyleyiz ya. Yani benim için hep özeldi yani Hidayet. Oyunculukla alakası yok yani. Kişilik olarak ve arkadaşlık olarak bahsediyor. Nikah tarihi de yok. Yani nikah tarihi yok. Nikah tarihi yok. Şimdi kısa sorular ve cevaplar bölümüne geçtik. Tutarken en çok zorlandığın oyuncu, birlikte oynamayı en sevdiğini sormayacağım. Tutarken zorlandığın oyuncu. Luis Blok. Real Madrid'deki. Takım arkadaşı oldum ama karşılıklı da oynadım. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın gol mü yoksa Kerem Tunçeri'nin Sırbistan'a attığı? Tabii ki benimki. Neden? Daha özel bence. Kariyerinde neyi değiştirmek istersin? Hiçbir şey. Senin öğretmenin kim? Haluk Bey'den çok fazla öğrenmişsin ama. Öğretmenim. Anneden de çok. Öğretmenin kim? Hayat öğretmenin. Babam. Annemden de tabii ki ama yani rol modelim babamdır yani. Bana kendinden iyi Türk bir oyun kurucu söyle. Orhun Ene. Bana senden iyi bir savunmacı söyle. Kim? Serdar Köymen. Pardon, Doğuş tabii ki de unuttum. Doğuş Balbay. En büyük hayal kırıklığı? Hayal kırıklığım. Yani basketbolda kariyerle ilgili Efes'ten ayrılmak. Seni en iyi tanımlayan sıfat? Kaptan. Duygusal? Olur mu? Duygusal da olur. Yani çok da değil artık. Yani en büyük hayalin? En büyük hayalin? En büyük hayalim. Ya şu anda çok önemli bir göreve geldim. Galatasaray'ı hakikaten iyi bir yerlere getirmek şu anda. En son ne zaman beni için ağladın? En son babamı kaybettiğimde oldu.
Kerem Tunçer'in kırılma anının sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.